ROG Ally X var şu anda elimde. Bu benim kullandığım ilk el konsolu. Bilmiyorum şaşırır mısınız bunu ama biliyorsunuz başta Steam Deck, Steam Deck'ten sonra diğer başka markaların çıkarttığı el konsolları, Asus'un çıkarttığı ROG Ally, daha sonra da şimdi bu son modeli olan Ally X'i çıkarttılar. Temmuz ayından beri bende duruyor bu ürün. Bunu öncelikle söylemem lazım. Niye hala sende duruyor derseniz, e, bu aslında bir sponsorlu videonu söyleyeyim. gelin bu videoda sponsorumuz Xbox Game Pass. Yani aslında ROG Ally değil, ROG Ally'yi ben kullanıyorum ve ROG Technology Ally Game Pass var. O ne kadar önemli falan diyeceğim size. Game Pass'in de bu arada ne kadar önemli olduğunu herhalde bilmeyen kalmamıştır ama yine anlatacağız problem değil. ROG Ally X benim biraz ön yargılı yaklaştığım bir üründü. Niye hiç el konsolu kullanmadın ve el konsoluna merak duymadın derseniz ben normalde 54 inçlik bir monitör kullanıyorum. Benim daha sıkı seyircilerim bunu bilirler. Abi üstten adam geliyor dediklerinde şöyle bakıp işte bilmem ne için şöyle bakarım. Şu şekilde kafamı sürekli döndürürüm. Yani aranızda böyle yani 22-27 inç monitörler falan kullanan arkadaşlar varsa şöyle bir dünyada gözünüzle her şey takip edebiliyorsunuz. Ben kafamı çevirerek olayları takip edebilen bir oyuncuyum. Haliyle zaten ben 27 inçlik monitöre küsmüşken bu kadar küçük bir el konsolunun monitöründen ben ne anlayacağım abi falan gibisinden el konsollarının hepsine ciddi bir ön yargım vardı. Bir de bu ön yargıyı açıkçası 1 saat, 1,5 saat mini mini oyunlarda hadi belki taş çatlası 2 saate varan şarj süreleri bayağı düşürüyordu. Çok ilgimi duymamıştım. İşte ROG Ally X bana geldikten sonra yaklaşık 3 aydır bunu test etme şansım oldu ve çok memnun kaldığımı size söyleyebilirim. Ne açıdan memnun kaldın derseniz ben 3 tane oyun sıklıkla denedim. Elden Ring denedim. Çıktığından beri Black Myth Wukong'a baktım. Onun dışında Ghost of Tsushima'ya baktım. Bir de bu Xbox Game Pass videosu olduğu için Xbox Game Pass dahilinde biliyorsunuz Lies of P var. From Software sevenlerin yine sevdiği From Software olmayan nadir oyunlardan bir tanesi. Ve şöyle söyleyeyim. 30 FPS'lerden 60 FPS'lere kadar dans eden bir aralıkta performans alabiliyorsun ve bu performansı 1,5-2 saat, 3 saate kadar konsol koruyabiliyor el konsolu. Eli bu işi yaparken şuna karar vermiş. Demiş ki biz 3 tane mod koyalım. Bu modlar otomatik değişmesin artık buna oyuncu karar versin. Bu kenarda minik bir tuşla değişiyor. İşte sessize alıyorsun 13 wattlık bir enerji yakmaya başlıyor. Performans moduna geçiriyorsun 17 wattlık bir enerji yakmaya başlıyor. Turbo'ya alıyorsun 25 yakmaya başlıyor. E, şarja taktığında da turbo'ya otomatik kendisini alıyor ve hızlıca yakmaya başlıyor. Aslında oynadığınız oyundan ne kadar performans alacağınızı ve bu performansın sizi kaç saat idare etmesi istediğini bu 3 mod arasında kendiniz değiştirerek belir belirliyorsunuz. Grafik işlemcisi Radeon bir işlemci var içerisinde. Radeon bir işlemcisi olduğu için de FS FSR full bütün oyunlarda devreye giriyor. FSR devreye girmediği zaman FPS değerinde ciddi bir düşme yaşıyorsunuz. FSR iki katına kadar FPS değerlerini arttırabiliyor. Onu çok rahat görüyorsunuz. 540 ya da 720 FPS'te oyunları render aldıktan sonra FSR ile beraber 720 ya da 1080'e upscale diyor seçtiğiniz ayarlara göre. Bu da açık söyleyeyim. Bu kadar küçücük bir ekranda yani neredeyse bir iPhone Pro Max kadar bir ekran var burada elimizde. E, bu ekranda Görüntü gayet yeterli oldu. Çünkü o an koltukta yatıyordum ya da trende gidiyordum. Birkaç kere Ankara'ya seyahat etme durumum oldu bu süreçler arasında. Ee, Bisiklet alım etkinlikleri düzenliyorum mesela başka şehirlerde. Atıyorum çantaya şu anda Rog LA'yımı. Pıtır pıtır gidiyorum. Gayet de keyifli seyahatler haline geliyor. Ee, tabii yol 6 saat ise 3 saatlik şarj. Hani böyle full 6 saat deliler gibi oynayabiliyor musun? Yok. Ee, 45 wattlık bir şarj ünitesiyle şarj oluyor. iPhone şarjıyla falan şarj olmuyor onu söylemem lazım. O hataya ben düştüm iPhone şarjına taktım bunu bekliyorum böyle lan niye şarj olmuyor ya içerisindeki pil çok güçlü bazı laptoplardan daha büyük bir pili var içerisinde ee, ve kendi şarj aletiyle güçlü bir şekilde şarj olmak istiyor alet O yüzden yollarda seyahatlerde kullanıyorsanız ona göre belirleyin ama mesela şehir içinde seyahatlerde kullanacaksınız bunu sabah ofise giderken kullandım dönerken ofise gider dönerken kullandım bir buçuk bir buçuk üç saat cebinizde çok rahat kullanabilirsiniz. Yani ele aldığında bir gamepad gibi rahatça kucağa ele oturuyor mu? Oturuyor. İki taraftaki kontrolörler çok rahat. Bu taraftaki şey kontrolörlerimiz çok rahat çalışıyor. Hani buralarda normal bir kontrolör deneyimine alışkınsanız, Xbox ya da PlayStation kontrolörler kullanıyorsanız hiç zorlanmadan adapte oluyorsunuz. Arkada iki tane tetiği, en arkada da iki tane gizli tetiği var. Onları da kullanmak isterseniz aklınızda olsun. Tuş seti X, Y, A, B takımlarını kullanıyor. Ben bu cihazı kullandığım sürece çok rahat ettim ısınma problemine rastlamadım. Isınma problemi e, zaten bir yerden sonra fan sesi çıkartmaya başlıyor. Özellikle turbo modunu alırsanız hafif bir fan sesi burada çıkacak arkadaşlar. E, ve fanlar canavar gibi çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim elimle tuttuğum zaman hafif bir hızı ısı hissediyorum. Ama bazı gaming laptoplarda hissettiğimiz böyle olan alet yanıyor sıcaklığına. Ben burada bu kadar süre içerisinde alamadım. Ghost of Tsushima'da ve Wukong'da alamadım. E, bence bunda ama AMD'nin FSR'ın da çok ciddi etkisi var. FSR bizi 540'da rendering'e çekip 1080'e yükselttiği zaman zaten makinenin ısınacak bir şeyi kalmıyor. Yani şunu söylemek lazım. Son senelerde hayatımıza giren bu DLSS'ler, FSR'lar olmasaydı muhtemelen handheld'lerden biz bu kadar performans rahat rahat alamayacaktık. Teknolojinin gelişmesi de bu aslan parçalarına yarıyor. Onu söylemek lazım. Bu bir oyun cihazı olarak şimdi beynim kaydettiği için elbette bu bir Windows bilgisayar. Hani bu kadar kullandığım süre içerisinde beni en çok gıcık eden şey bir Windows cihazı minicik parmaklarımla böyle ipitik ipitik diye kullanmak zorunda kalıyor olmam oldu. Bu konuda da açıkçası bence Asus'un yapabileceği bir şey yok. Yani diğer el konsollarını ben bu arada denemedim. Efendim Steam Deck'lerde, efendim diğer markaların modellerinde bilmem nelerde falan. Yine Windows muhtemelen aynı burada olduğu kadar herkese sıkıntı oluyordur. Çünkü bence Windows dokunmatik ve küçük bir ekranda iş yapmaya çalışan insanlara göre bir arayüz henüz sunmamış. Asus şunu denemiş e ve kendileri alet açıldığında Armory SE'nin içerisinde kendilerine ait böyle bir arayüz çıkarıyorlar. Senin Windows'un akarıyla kokarıyla muhatap olmaman için kendileri bir arayüz çıkartmışlar burada. Son olarak bu videomuzun sponsoru Xbox Game Pass'tır arkadaşlar. Cihazı aldığınız andan itibaren 3 ay Xbox Game Pass sponsoruyla beraber geliyor. Sponsorluk kapsamında ben sizlere şu anda Xbox Game Pass'i anlatmak durumundayım. Fakat benim kanalımı düzenli izleyen arkadaşların hepsi Xbox Game Pass'lere muhtemelen 3 yıllık Ultimate abonesi ettiler. Sevgili Microsoft sen de burayı izliyorsan. Biz zaten Game Pass'i anlatacağımız kadar anlattık. Sadece biz derken yani bütün YouTuber gaming alemi anlattı. Ee, Xbox Game Pass biliyorsunuz Microsoft'un 2 sene 3 sene önce arkadaş biz Xbox markasını bir cihazdan çıkarıp genel bir ürüne çevireceğiz. Game Pass diye bir sistem kuracağız. Siz bize aylık abone olacaksınız. Biz bu aylık abonelik dahilinde sizlere yeni yeni oyunlar vereceğiz deyip bunun içerisine Call of Duty'ler, Diablo'lar hani çok büyük markaları da katarak söylüyorum. Onun dışında benim size bu videoda gösterdiğim Lies of P. Şu anda ana menüsüne girerseniz Frostpunk'lar, efendime çıkayım söyleyeyim son çıkan oyunlarla Game Pass çok zengin bir kütüphane sunuyor. Ha bunun hep bir PlayStation'la kıyaslama var. PlayStation'daki gibi God of War'lar bilmem neler film gibi oyunlar çok koyuyorlar mı? Koymuyorlar. Xbox'ın bu konuda bir eksiği olduğunu zaten farklı konularda da konuşuyoruz. Onlar da her lansmanlarıyla beraber yeni oyunlar duruyorlar. Yok Indiana Jones'lar, yok Unavowed'lar farklı farklı oyunlar gelmeye devam edecek Diablo 4 bile tek başına aslında bu konsol taşıyabilecek bir şeydir. Ee, bu yüzden de Game Pass'e de teşekkür ediyoruz bu videonun sponsoru oldukları için. Bugüne kadar Game Pass diye bir ürün duymadıysanız lütfen Game Pass'e bakın. Ee, Game Pass diye bir ürün duyduysanız da muhtemelen çoktan 3 yıllık abonesi olmuş ve keyfini sürüyorsunuzdur. Videoyu kapatırken ROG Ally X Handheld benim kullandığım ilk cihazdı. Haliyle kendisini Steam Deck'le ya da rakip markalarıyla ya da bir önceki ürünüyle kıyaslayamıyorum fakat ben yeni Handheld'e geçmiş birisi olarak ve ön yargılı başlamış birisi olarak bu cihazla çok rahat ettim. Hafifliği elime oturdu, oynayabildiğim oyunlar elime oturdu. E, oyunları tekrar küçük bir ekranda pikidi pikidi diye oynamak çok daha chill bir şeymiş. Büyük monitör ve büyük ekranda oynamak bir oyunu çok daha ciddiye almama sebebiyet verirken Küçük bir ekranda oynarken çok daha rahat ettiğimi fark ettim. Black Myth Wukong'da yenemediğim düşmanlardan dayak yiyince aman deyip bunu böyle koltuğun üstüne pıt diye atabiliyorsun mesela. Çünkü game, game Boy'da da eskiden öyleydi. Ama bilgisayarda öyle değil. Bilgisayarda böyle wow büyük bir oturusu kumandayı atasın falan geliyor. Oyunlar ebat olarak küçülünce neşe olarak da ay okay okey ya bu da oyundur falan gibi daha ciddiyetsiz bir yere de gitti insan. Daha chill bir moda sokuyor. Ya da bilmiyorum belki koltukta yatarak oynadığım için bana böyle gelmiştir. Biraz psikolojisi de belli handheld bir cihaz kullanmanı yani. Bilmiyorum sizlerde handheld cihaz kullanan var mı? Sizlerin psikolojisi de farklı oluyor mu handheld cihazda aynı oyunları oynarken? Benim gözümde oyunları küçülttü ve çok daha komik bir hale getirdi oyunları. Bu da farklı bir şaşırtıcı bir şeydi benim için. Yorumlara yazın merak ediyorum sizler neler diyeceksiniz. Kendinize iyi baktınız görüşüyoruz. Hoşçakalın. Haydi bay bay.